İtalya'da dün yapılan genel seçimlerde aşırı sağcı lider Giorina Meloni zaferini ilan etti. Siyasi süreçlerin ardından İtalya'nın ilk kadın başbakanı olacak olan 45 yaşındaki Meloni, Seçim sonuçları İtalyanların, İtalya'nın kardeşlerinin yönetiminde bir merkez sağ hükümet istediğine dair açık bir işaret verdi dedi. İtalya'nın kardeşleri partisinin seçim merkezini kurduğu Roma'daki Parso Dei Principi otelinde basın toplantısı düzenleyen aşırı sağcı siyasetçi, içinde bulundukları zamanın sorumluluk alma zamanı olduğunu dile getirerek, tarihin bir parçası olmak istiyorsanız o milyonlarca insana karşı ne tür bir sorumluluğumuz olduğunu anlamanız gereken bir zamandayız. Çünkü İtalya bizi seçti. Biz de ona asla ihanet etmeyeceğiz diye konuştu. Meloni, İtalya'nın Kardeşleri Partisi'nin seçimlerden birinci parti çıkması bizim için pek çok şey anlam ifade ediyor. Bu kesinlikle birçoğumuz için gurur, gözyaşı, kucaklaşma ve hayaller gecesi ifadesini kullandı. Giorgia Meloni, sonucun kendileri için bir varış noktası olmadığını, aksine hareket etme anında olduklarını ve yarından itibaren kendi değerlerini göstermeleri gerekeceğini kaydetti. Seçimlere katılım oranının düşük olmasından duyduğu üzüntüyü belirten Meloni, devletle vatandaş arasındaki ilişkiyi yeniden inşa etmeleri gerektiğini söyledi. İtalya İçişleri Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre Genel seçimlere katılım oranı %63,9 olarak gerçekleşti. Söz konusu oranın bugüne kadar yapılan genel seçimler arasında en düşük katılım oranı olduğu belirtildi. İtalya'nın kardeşleri %26 ile birinci, Demokratik Parti %19,5 ile ikinci, Beş Yıldız Hareketi %15 ile üçüncü sırada yer aldı. Lig Partisi %9 ile dördüncü, Forza Italia %8 ile beşinci, Seçime birlikte giren Eylem Partisi İtalya Viva'da %7,8 oyla 6. sırada konumlandı.